Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün Malazgirt 1071 filminin galasındayız sevgili arkadaşlar. Filmden hemen önce baş oyuncuları Cengiz Coşkun, Caner Kurtaran ve TRT Genel Müdürü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Biz de sevgili arkadaşlar bu açıklamaları baştan sona sizler için görüntüledik. Bu arada sevgili arkadaşlar, Malazgirt 1071 filmi 11 Şubat'ta bütün sinemalarda ve sizleri, sinema severleri sinema salonlarında bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten harika bir film. Biz biraz önce filmin galasında filmi izledik. Muhteşem bir film olmuş TRT'nin yapımcılığıyla. Herkesi işte filmi görmeye davet ediyoruz. Ve arkadaşlar galadan işte renkli görüntüleri ve TRT Genel Müdürü ve oyuncularla yaptığımız röportajları şimdi yayınlıyoruz. Merhaba, özellikle sevgili basın mensupları ve diğer değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Sizlere toprakları ortak yapan, dünya tarihine yeniden yön veren Malazgirt Zaferi ilk defa Beyaz Perde'ye taşıdım. Ben de bir aktör olarak her aktörün kariyeri boyunca oynamak isteyeceğim. Büyük tarihimizin şanlı karakterlerinden, kahramanlarından ve liderlerinden biri olan Sultan Abbas'ın oynamaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Bizler bu filmi 2,5 yıl öncesinde, 2019 yılında çektik ve tamamladık. Fakat hepimizin bildiği gibi dünya bir pandemi sürecine girdi. Bu süreç her sektörü etkilediği gibi sinema sektöründe çok büyük sekteye uğradı. Dolayısıyla filmimiz ertelenerek bugünlere kadar geldi ve nihayet bugün seyircisiyle buluşuyor. Ben de izleyicilerle birlikte ilk defa filmi izleyeceğim. Dolayısıyla ben de çok heyecanlıyım. Bizlerle birlikte heyecanımızı paylaşmaya gelen herkese, tüm oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenlerimize, yapımcımıza, tüm kamera arkasına, tüm set ekibine, Sayın Başkanımıza, Sayın Genel Müdürümüze, sizlere, hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada efendim, hazır sizdeyken mikrofon. Çekimler Konya'da oldu. Bu süreç nasıl geçti? Bunun için çok önemli bir karakteri canlandırdığınız için ayrı özel bir eğitim aldınız mı? Abi zaten antrenmanda. Bayağı biz biliyoruz ama bilmeyenler için de yani biraz detaylandırırsak sevinirim. Çekimlerimiz 7-8 hafta kadar Konya ve İstanbul'da. Tabii ki Konya'da büyük bir çoğunluğunu çektik. Gerçek mekanlarda çektik. Biraz program aksamasından dolayı biraz çekimlerin başlaması uzun sürdü ve kış aylarına kaldı. Dolayısıyla bundan dolayı biraz Konya sorunu bilir herkese. Bundan dolayı biraz zorluk çektik. Fakat genel itibariyle çok keyifli geçti çekimlerimiz. Ben de ufak tefek sakatlıklar yaşadım. Filmin açılış sahnesinde, aksiyon sahnesinde arkadaşımızla timingi, zamanlamayı çok yapamadığımız için elinden kılıcı kaydı ve aslında çok büyük bir kazadan ben kırık payı kurtuldum. Allah koru diyebilirim. Kılıç sırrını deldirip kaburgamın tam üstünde saplandım. Fakat bu kadar zorluğa rağmen çok güzel bir film yaptığımızı düşünüyorum. Umarım izleyicimiz, seyircimiz de bunu beğenir ve hakkı bulan değeri verir. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Bilal Bey, Özgür Bey, buradayım. Abi ben çıkamıyorum. Ben de. Tamam mıdır? Tamam. Evet, fotoğraflar tamamlandığına göre röportajımız. Hayır, evet.
önceden bir sinema projesi gerçekleştirmemişti. Bu anlamda aslında filminiz sinema dünyasındaki bir boşluğa da ilaç muhabbetinde devreye giriyor, bir boşluğu dolduruyor. Bu anlamda biz de TRT ailesi olarak, TRT kurumu olarak aslında bu projenin ortak kurucusu olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Çünkü Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak aslında üzerimizdeki en temel vazifelerden biri manevi ve kültürel değerlerimizi korumak kadar şanlı tarihimizi gelecek nesillere aktarmak, ecdadımızın kahramanlıklarını başarılı projelerle aslında beyaz perdeye aktarmak, bu sorumluluk çerçevesinde aslında biz bu film projesinin ortak yapımcısı olduk. TRT bünyesinde barındırdığı sinema müdürlüğü çerçevesinde sinemaya çok büyük bir önem atfediyor. Özellikle son dönemde, pandemi döneminde kişiye gelen, beyaz perdeye vizyona giren Aslan Gürkuş ve Hakan Pen gibi animasyon filmlerimiz, aynı zamanda Kesişme, İyi Ki Varsın Eren filmimiz, verdiğimiz bu önemin pandemi dönemine rağmen beyaz perdeye aktarmamızın, vizyona girmesinin en temel göstergelerinden biri ve sinema sektöründe de çok büyük bir canlanmaya, hareketliliğe yol açtı. Aynı başarıyı aslında Mamaz 71 filmimizin de elde edeceğinden bir şüphemiz yok. Bu bağlamda ben de bu vesileyle yönetmenimize, yapımcımıza, oyuncularımıza ve sette emeği geçen herkese teşekkürler sunuyorum. Abi fotoğrafı alalım. Bir saniye şöyle alalım. Oyuncularımızın hepsi toplu. Tabii ki. Oyuncumuz lütfen. Evet, böyle bir... Alacağız önce saniye. Fotoğraf. Fotoğraf alınsın. Nasıl Soydan abi sırtını dönme. Sen biraz geri gel, ben de geleyim. Evet. Yanındaydım ya zaten. Pardon. Pardon. Geç abi.
şekilde hazır çekebilirim. Yani. Teşekkürler. Arkadaşlar işte filmin galasına katılan sinema sever arkadaşlarımız var. Merhaba, yayınımıza hoş geldin. İsim nedir? Ertan Taşkıran, Tam Medya. Tam Medya'dan Erkan abi. Abi yayınımıza hoş geldin. Kardeşim senin isim? Mehmet Aldemir. Mehmetciğim, bu arada Şenol Bulut ve İslam'ın sesini takip ediyor musun değil mi Mehmet? Evet. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Beğeniyor musunuz kanalımı? Evet, memnun. Kanalımızı beğeniyorsun, eyvallah. Abi bugün tabii 1071 Malazgirt filminin galası için buradayız. Abi film hakkında neler söyleyeceksin? Film gayet başarılı. Zaten TRT destekli, devlet destekli bir film. Oyuncular seçimi olsun, mekan olsun. Filmin tamamını gayet kusursuz ve başarılı buldum. Sen de Tam Medya olarak takibe geldin bugün değil mi? Tabii ki. Filmin galasına geldin. Medya olarak sürekli galalarda işte filmleri, açılışları, davetleri takip ettiğimiz için. Ama bir sürü işim vardı bu akşam. Sırf bu film için zaman ayırıp geldim. Eyvallah. Çok çok teşekkürler. Çok önemli bir film. Tarihimizi anlatan bir film. Herkes gelsin, görsün, izlesin. Görsün. Zaten Malazgirt olayı çok önemli bir olay. Herkesin evet. Öğrenmesi, bilmesi gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler. Gel. Tam Medya olarak da çalışmanıza başarılar diyoruz abi. Ben teşekkür ederim. Size de. Çok teşekkürler. Mehmet kardeşim. Yayınıma hoş geldin. Sen neler söyleyeceksin bir Şenol Boz Bey? İstanbul Sesi izleyicisi olarak film hakkında neler söyleyeceksin? Filmimiz güzel. Senaryosu olsun. Senarist bir şey yazarı tarafı olsun. Yani tarihimizi anlatan bir film. Kültürümüzü anlatan bir film. Bu akşam bu filmi izlemek için geldik. Yani oyuncularımız olsun, senaryo olsun, yönetmenimiz olsun. Çok başarılı bir film yani. Eyvallah. Mehmetciğim buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Buradan... Nerede oturuyorsun? Hangi sen? Tuzla. Tuzla'da. Seni tanıyan herkes o herkese zaman selamlar. Selam olsun. Sevgiler, selamlar diyoruz. Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyoruz büyük iki arkadaşımıza. İşte gelin Malazgirt 1071 filmini izleyin diyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar yine filmin galasında yanımızda iki tane arkadaşımız var. Filmin galasına gelen merhabalar, yayınımıza hoş geldin. İsim nedir? Görkem ismim. Görkemciğim memnun oldum. Eyvallah. Sen ne kardeşim? Merhabalar, Hüseyin Nacar ben. Hüseyin Nacar. Evet. Hüseyin kardeşim nereden geliyorsun? Kahramanmaraş'tan geliyorum. Bu filmin galasına mı geldin özellikle? Bu filmin galasına. Vallahi harikasın. Neler yapıyorsun Kahramanmaraş'ta? Ben yapım sorumlusuyum. Aynı zamanda prodüksiyon amirim. Filmin öyle mi? Bu filmin değil. Başka filmlerin? Külahımı Anlat sinema filmi. Kahramanmaraş'ta komedi tarzında bir film çektik. Evet. Okan Karacan, Max Bendo, Tuğba Özay gibi arkadaşlarla çalıştık. Hı. Aynı zamanda orada oyunculuk yaptım. Başrollerde oynadık Okan Bey'le. Eyvallah. Yine Kahramanmaraş'ta güzel bir projeye imza atmak istiyoruz. Hadi bakalım aksiyon inşallah. Komedi tarzında. İnşallah tutacağını tahmin ediyoruz. Projemizi. Tamam, başarılar diyoruz inşallah bu size. Filmle alakalı konuşacak olursak da muhteşem bir film. Muhteşem oyuncular var zaten. Anlatmaya gerek yok. Çok güzel. Herkes de, bütün izleyicilerimiz de filmi böyle gelsinler, görsünler. Bizzat kendileri deneyimlesinler değil mi? Aynen öyle. Evet. Buradan kimlere selam göndereceksiniz böyle? Var mı? Selam göndermek istediğiniz birileri. Aileme, arkadaşlarıma, Kahramanmaraş'a selamlar. Evet. Bütün Kahramanmaraş'a, Şenol Bulut ve İstanbul Sesi olarak sevgiler, selamlar diyoruz. Hemen Görkem kardeşime geçiyorum. Görkemciğim merhabalar. Sen merhabalar. De böyle galalara sık sık katılıyorsun değil mi? Haberci olarak katılıyoruz. Nisa Haber'in magazin müdürüyüm. Hangi haber? Nisa Haber. Nisa Haber'in magazin müdürüsün. Bu film hakkında ne söyleyeceksin Görkem? Valla bu film hakkında şöyle söyleyeyim. İzleyiciler, sinema severler izlemeli. Gidip gerçekten Alper Kıvılcım'ın kaleminden çıkan bir film. Herkesin gidip herkes gelsin, lazım. Görsün diyorsun. Görkemciğim çok teşekkürler. Sen kimlere selam gönderiyorsun? Ben buradan tüm basın camiasına, magazincilere selam göndermek istiyorum. Eyvallah. Ve tabii Şener Bey sizi izleyenlere göndermek istiyorum. Tamam, Şener Boz Bey İstanbul Sesini izleyenlere Görkem'den sevgiler selamlar diyoruz. Arkadaşlar mutlaka gelin görün işte Malazgirt 1071 filmini izleyin diyoruz sevgili arkadaşlar.